O gün evde bebeğimledi, küçük olan bebeğimledi. Birden beni dövmeye başladı. Kafamda su aşırı patlatmaya başladı. Defalarca bıçakladı beni. Bir küçük bir banyom var benim. O küçük banyonun içinde böyle 1,5-2 metre kadar bir banyom var. İki tane bıçakla beni bıçakladı. Elimi yüzümü kesti. Hani bu yeni olan bir şey değil zaten. Ben devamlı şiddet görüyordum ama benim 2-2,5 yıl oldu evlendiğimiz. Nikahsız evdeyiz. Ama evlendiğim günden beri ya beni tuvalete kilitler ya banyoya kilitler. Devamlı bu şiddeti bana fazlasıyla gösterir. Ama hani korkudan bir de çocuğumla beni çok tehdit ettiği için, aileme çok tehdit ettiği için kimseyle paylaşamadım hiçbir zaman. Çocuğunuzu nasıl tehdit ediyor sizi? Bu sana yapılanların aynısını bir yere gidersen birine söylersen bebeğe de yapacağını. Çünkü arada onu da dövüyordu. Ona da böyle davranıyordu. Kaç yaşında? Bebeğim 1 yaşında 3 ay geçiyor, 4 ay geçiyor. Ve uyuşturucu bağımlısı kendi. Bebeği arada öyle, arada ona da geliyordu. Kendisi bir ay, 1,5 aydan beri daha çok uyuşturucuya aşırı düşmüş. Çok aşırı madde bağımlısı. O an anlatmak, düşünmek bile çok kötü. Ağzımdan parça parça kandan geldiğini hissettim. Üstüme çıkıp beni bıçakladı. Bayıldıktan sonra bir de gözüme bakarak ben sana söyledim değil mi diyor. Hani bilinçli yapılan bir şey. Sebep yok. Sizofreni. Sadece sizofreni. Başka bir şey yok. Elimi yüzümü kesen bir insan sebep arayamayız herhalde. Kendi sizofreni, madde bağımlısı. Bir de bu yani bilinçli yaptığı belli ki evde içtiği bazı aparatlar vardı. Hani madde kullandığı aparatlar vardı. Onları bile daha bu işlere olmadan, bunlara işlere başlamadan çöpe attı. Ama ben anlayamadım o kadar detaylısını, anlayamadım. Daha sonra bunlar yapmaya başladı. Annesi babası, defalarca ben annesi babasının yanında, onların da yardımına dayak yedim. İlk ben buraya ambulansla gelmişim. Bilmiyorum nasıl geldiğimi. Oksijensizlikten, oksijen beynime vurmuş, bayılmışım. Korkudan şikayetçi olamam çünkü bebeğim oradaydı. Kendimi yaptım dedim. Çünkü bir iki sefer bana da zorla madde içirmiş. Bilinçsiz bir şekilde Nescafe'nin içine atmış, ben de içmişim. Ona o şeyin ağını da bilmiyordum ne içtiğimi. Sonra şimdi başvur şey şikayetçi olup hakkımı aramak, sonuna kadar hakkımı aramak istiyorum. Sizler bunun için yardım istiyorum zaten. Çünkü yani ben bunu yaşıyorum, herkes yaşıyor. Daha da herkes yaşamasın. Benim gibi o yapmasınlar, korkmasınlar. Ben çok korktum. Güçlü olsunlar, devlete sığınsınlar, ailelerine sığınsınlar. Ben ailemle çok tehdit edildim. Hani ailene de yaparız, çocuğuna da yaparız korkusunla hiçbir yere sığınamadım. Hep kendi ailemden kaçtım. Onlar güçlü olsun. Ben 28 yaşındayım. Mesela elim yüzümün haline bakarsanız görebilirsiniz. Benim devletimizden de beklediğim, alabileceğin ağır cezayı alsın ki tekrar aynı şeyleri, aynı şizofrenliği ne ben ne ufacık bebek yaşamasın. Çünkü inan korkuyorum ben. Hastane odasında ve tek kalırken içimde bir korku var. Bebeğim şu anda iyi. Yanımda. Dün aldı. İyi. Bebeğim iyi ama onun sonuna kadar cezasını fazlasına çekmek istiyorum. Çünkü geriden şu olmayan bir yola soktum mesela. Bu izler kaldı. Ciğerimde kaldı. Vücudumda kaldı. Bu gördüklerinizden daha defalarca fazlası var. Hani izini de geçtim. Bunu yaşamak var. Şey raporumda var. Üst kusur bıçak yarası var. Bu şekilde. Tamam lütfen rica edeceğim taburculuğumuzu. Bu davayı arıyor kadın hakları ülke. Çok güzel. Sizin de gitmişsiniz. Alo bir saniye. Onlar işkence. Onlar buna işkence. 5 ay eve. Bak şikayetimizi belirtti. Annesi bak. Öyle kaçırlar annesi yaşadı. İlk olayı öyle. Ayaklarını yaraladı. Biz kızımızı 2 seneden beri görmüyoruz. Dün bir tanıdık vasıtasıyla kızımızın burada olduğunu söylediler. Biz de apar topar geldik. Meğer bu olay 6-7 gün evvel olmuş. Önce Bozcaada Devlet Hastanesi'ne gitmiş. Oradan buraya ciğeri söndüğü için nakletmişler. Kızımı bu halde bu hastaneye atıp gitmişler. Biz kızımızı tanıdık vasıtasıyla şans eseri bulduk. 2 senedir görmüyorum kızımı. 2 yıldır sesini sedasını duyamıyorum. Kocası, eşi, kayınvalidesi, kayınbabası izin vermiyordu. Kıskançlık. Kıskançlıktan. Uyuşturucu. Bu uyuşturucu bağımlısı. Daha önce ben bunu 6-7 ay evvel şikayetimde de belirttim. Bu uyuşturucu kristal denen bir madde. Neyse o. Kimyasal madde. Onu kullanıyor. Onu kullandığı gibi kızımın da zorla kahvesini atıyor. Belki hala kızımın karnında vardır. Bilmiyoruz. Çocuğumu sizler de gördünüz. Ne halde olduğunu da gördünüz.
Bir an evvel hak ettiği cezanın üstünde çekmesini istiyorum. Annesi menfaat duran olay günü kızımın yanındaymış, banyo eşiğindeymiş. Bebeği kızımın kanlar içinde olarak göbeğine eşiyle birlikte bırakmış. Uyan Aysel, uyan demiş. Ölme ölme, Asil var demiş. Asil için ölme demiş. Kayınvalidesiyle eşi. Korkudan eşim bıçak aldı demedim. Kendim de uyuşturucu içiyorum dedim. Ama korktum çocuğum orada diye yalan söyledi. Bir de ne diyordum, bıçakladı. Oğlumu gözünün önünde yaptı. Bunun babası 11 sene cinayet yapmış. Kadın cinayeti. Çocuğum şu anda onların yanında. Al sana oğlum şu anda müebbet diyelim. Kadın cinayetinde. O da karısını bıçakladı. Tamam, sağ yanasına geliyorum. Kim yanar?